Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kaynak yapma ile ilgili basit bir yöntemler ararken AliExpress'te dolaşıyordum. Orada bir tel gördüm. Şöyle göstereyim size. Bu alüminyum alaşımlı özel bir tel. 2 milim kalınlığında. Şöyle çubuk şeklinde de çok yumuşak bir tel. Ama gümüş teli değil, lehim hiç değil. 550 derecede eriyen alüminyum alaşımlı bir karışım. Bunun kaynağını izledim. Mükemmeldi. Ben de merak ettim esasında gerçekten bu kadar iyi kaynak yapabiliyor mu? Telin hikayesini araştırdım. Merak ettim. Sonrasında sipariş ettim. Tel ile alüminyum parçaları birbirine, demiri demire, bakırı bakıra, bakırı alüminyuma, demiri alüminyuma her şeyi birbirine kaynatabildiğimi gördüm. Çok hoşuma gitti. Hemen sipariş geçtim. Bunu kaynatabilmemiz için şöyle bir pürmüze ihtiyacımız olacak. Çünkü 550 derecede eriyor telimiz. 550 derece 600 derecelere geldiğimizde tel mükemmel erimeye başlıyor. Şimdi kaynak yaparak zaten size göstereceğim. Benim çok hoşuma gitti. Her şeyi birbirine kaynatabiliyorsunuz. O çok güzel. İlk önce şöyle iki tane alüminyum levham vardı. Bunlarla başlamak istiyorum. Kaynağım bitti. İki tane alüminyum levhayı birbirine kaynattık. Çok da güçlü oldu. Gerçekten bakın esnetiyorum burada. Bükmeye çalışıyorum. Şöyle arkasını da göstereyim. Çok kolay yaptık. Tel mükemmel eriyor. Mükemmel çalışıyor. Alüminyum kaynağı yapmak bu kadar kolay değil arkadaşlar. Şimdi başka madenlere geçelim. Hatta buna bakırı lehimleyelim. Alüminyumla bakırı beraber birbirine tutturalım. Bakırla alüminyumu birbirine kaynattık. Çok da güzel oldu. Bayağı da sağlam oldu. Normalde böyle iki karışım bir malzeme birbirine kaynak olmaz. Bakırla alüminyum birbirine kesinlikle kaynak olmaz. Bakın. Arkadan da zaten çizgimizden de güzel kaynadı. Buradan da kaynadı. Artık bunlar kopmaz ve gerçekten çok sağlam. İki zıt metali birbirine kaynattık. Böyle iki tane demir pulum var. Bunları kaynatmak istiyorum. Çok da güzel kaynadı. Bayağı da sağlam. İki tane de cıvatam var. Onları kaynatmak istiyorum. Şöyle sırt sırta koyacağım.
Bu da gayet sağlam oldu. Bu sefer şöyle bir yine alüminyum levham var. Saç levha. Yani demirle alüminyumu birleştireceğim. Kaynağım bitti. Şimdi bir sağlamlık testi yapalım. Bir tornavida ile yanından kaldırmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar sağlam tutunmuş, onu öğrenelim. Şu anda gerçekten zorluyorum. Bakın, içinden parça çıkıyor. Kopmuyor. Kesinlikle ayrılmıyor. Hayır, kesinlikle ayrılmıyor. Daha büyük tornavidayla zorlayacağım. Kesinlikle bırakmıyor. Şöyle yapalım. Bükelim. Burayı da bükelim. Evet. Evet. Altına tornavida sokayım. Pul alüminyumu bırakmadı ve yırtıldı. Samimi söyleyebilirim, çok güçlü. Hatta ayırıyorum. Bakın parça koptu. Çok güzel yapışmış. Kaynakla ilgili küçük işlerimizi kesinlikle çok iyi görecektir. Böyle alüminyumu bakıra bakırı demire demire alüminyuma tutturması çok güzeldi. Kesinlikle işe yarayacaktır. AliExpress'teki linki açıklama kısmında paylaşacağım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.